Merhabalar hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nereye? Pekiştirme 4'e. Yani ikinci bölümün ikinci pekiştirmesi bu bölümde son testimiz artık. Genel denklemi, e, çemberi genel denklemi konusundayız. Burada da bizi 15 tane soru bekliyor. E, i̇lk pekiştirmede olduğu gibi benzer sorularımız olmakla beraber onların dışında farklı soru tiplerimiz de var. Hazır mısın? Hazır ve nazırız değil mi? Heyecanlı ve cap canlı derslere devam ediyoruz. Gelsin bir yeni testimin ilk sorusu daha. Testimizin ilk sorusu da. Şimdi diyor ki x kare artı y kare artı mx artı 4y artı m artı 7 çemberinin bir denk denkleminin bir çember belirtmemesi için diyor. Şimdi denkleminin bir çember belirtmemesi için şimdi çember belirtmesi için ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. O zaman belirtmemesi için de iki tane durum var. Yani sıfıra eşit olma ve sıfırdan küçük olma durumu. O zaman çember belirtmemesi için delta'nın küçük eşittir sıfır olması lazım. Neydi deltamız? d kare artı e kare eksi 4 f idi. O zaman d'miz m e'miz 4 f'miz de m artı 7 o zaman d kare yani m kare artı d kare artı e kare e de 4. 4'ün karesi eksi 4 f m artı 7 küçük eşittir sıfır olması gerekir değil mi? m kare şöyle düzenleyelim düzenleyelim. M kare. Bunları düzenlediğimiz zaman ne gelecek? M kare eksi 4 M değil mi? Ee, eksi 4 M. Eksi 12 mi geliyor? Eksi 12 geliyor. Eksi 28. 16 çıkarsak eksi 12 geliyor. Küçük eşittir. Sıfır olmak zorunda. 6'ya 2 diyelim. Eksi artı oldu. Buraya da MM diyebiliriz. Tamam. Hemen bir tablo oluşturalım değerli arkadaşım. Eksi 2 ile 6 köklerimiz en büyük derece terimin katsayısı artı, artı köke geldik eksi, köke geldik artı. Yani küçük eşit dediği için eşitlik de olduğundan dolayı buralar dahildir. İşlerini doldururuz ve bu aralık yani eksi 2 ile 6 aralı tam sayı değerleri toplamından bahsediyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olacaktır ki bunlar bunlarla gider. Burada 10, 8 daha 18 yani birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Merkezi 1 e eksi 2 ve y eksenine teğet diyor. Şimdi bu dördüncü bölgedir değerli arkadaşım. Dördüncü bölge y eksenine teğet ise yarı absis eşittir. Yani 1'dir. Tamam. Demek ki yarı çapımız 1'dir ve merkezin koordinatları bu ise o zaman x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. Nedir? Çemberimizin yarıçapı çapı 1'di. 1'in karesiydi. Buradan x kare Eksi, pardon x kare artı y kare düzenli bir şekilde yazalım. Eksi 2x birinci ile ikinci çarpının iki katı artı 1 bir geldi. Birinci ile ikinci çarpının iki katı artı 4 diye gelsin. Buradan 1 geldi. Burada 2'nin karesi 4 geldi. O birler birbirini götürür ki artı 4 kalacaktır. Eşittir 0. Yani denklemi açtım. Buradan da şıkları, şu seçenekleri şöyle bir göz gezdirdiğim zaman sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 3. soruya adım adım ilerliyoruz. Merkezi y eşittir x artı 1 ve y eşittir 3 eksi x doğrularının kesin noktası olan diyor. O zaman bunların kesin noktalarını bulacak olursak değil mi? 2x eşittir. 2'den x eşittir. 1 çıkar. x'e 1 verirse g'de 2 olur. Yani merkezimizin koordinatları e, neymiş? 2'ye 1'miş. 2'ye 1. Hay hay. Pardon düzeltiyorum. 1'e 2. 1'e 2. Merkezimizin koordinatları 1'e 2. Hay hay. Doğruların kesin noktası olan diyor merkezi ve çembere x eksen çember çember x eksenine teğet olduğuna göre tamam x eksenine teğet ise yarıçapımız neye eşitti biliyorsun? Ee, yarıçapımız y'ye eşit yani şu mesafemiz bizim y'ydi değil mi? R. Ya o da y, o da iki eşit olacaktır. Dolayısıyla yarıçapımız 2 olduğu, merkezimizin koordinatları 1'e 2 olduğuna göre x eksi 1'in karesi artı y 2'nin karesi o da eşittir 2'nin karesi. Şu kalemi küçülteyim ucunu. x kare artı y kare birinci ile ikinci çarpının iki katı eksi iki x. Birinci ile ikinci çarpının iki katı eksi dört y. Burada bir geldi karesinden. Bunun karesinden dört geldi. İkinin karesi dört. Onlar birbirine götürdü. Artı bir kalır. Eşittir sıfır. Şıkları da şöyle bir göz gezdirirsek x kare artı y kare eksi 2 x artı eksi 4 y artı 1 yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Diyor ki x kare artı y kare artı dx artı y artı f çemberinin x eksenine teğet olduğuna göre demiş. x eksenine teğet ise x eksenine teğet olan bir çember. Şimdi çemberinin x eksenine teğet olması bize neyi ifade edecek? Bir çember düşünüyoruz. Bu çember x eksenine şöyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Çember x eksenine teğetmiş. Şimdi çemberin x eksenine teğet olması bize neyi bize ne ifade edecektir? Şöyle bir düşünüyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Çemberin yarıçapı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Yarıçapı ile ilgili bir şey söyleyebiliriz. Değil mi? He, yarı Yarıçapı x eksenine t ise yarıçapı merkezin koordinatlarından neye eşittir? Neydi? Eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 mi diyorduk? Değil mi? Eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 diyorduk. O zaman şöyle yapabiliriz. R dediğimiz ifade R eşittir. Eksi E bölü 2 olacaktır. Tamam. Neydi R? R neydi değerli arkadaşım? R eşittir. Eksi E bölü 2. O zaman şöyle yapabilir miyiz? R neydi? Kök içerisinde D kare artı E kare eksi 4 F bölü 2 idi. Bunu karşıya atalım. 2 R Şimdi hatta ve hatta şöyle yapalım. R yerine de e bölü 2 eksi e bölü 2 yazalım. Tamam. Ee, bu da eşittir kök içerisinde d kare artı e kare eksi 4f bölü 2 olsun. Bunlar birbirini götürsün. Her tarafın karesini alırsak e kare eşittir d kare artı e kare eksi 4f oldu. 4f kare, kare değil, 4 e oldu 4. F. Bunlar birbirini götürdü. O zaman d kare eşittir 4F olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Geldik 5. soruya adım adım ilerliyoruz. Denklemi bir nokta belirttiğine göre diyor. Şimdi değerli arkadaşım denklemi bir nokta belirtebilmesi için bir nokta belirtebilmesi için çemberin deltası dediğimiz bu ifadenin sıfır eşit olması gerekir. Ya da yarı çapının sıfır olması anlamına gelir. Çünkü nokta belirtebilmesi için yarı çapının sıfır olması gerekir değil mi? Neydi çember? Bir noktadan eşit uzaktaki noktalar kümesiydi. E, eşit uzaklık belirtmiyor. Yarı çap sıfır olduğuna göre nokta belirtiyor. Yarı çap sıfır olacak. O zaman şöyle de yapabilirdik bak. Bunu yapabileceğimiz gibi. X kare. Hemen bakalım şansımı deneyeceğim. Belki çıkartabileceğim oradan. Ki çıkartacağımı düşünüyorum. 4x e, göbeğin yarısı 2 karesi 4. Artı y kare. Artı 2y. Yarısı 1 karesi 1. Artı 1. Şimdi 5 ekledik değil mi? Öbür tarafı da 5 eklememiz lazım. M'yi de bu tarafa attığımız zaman artı 5 gelecektir. Tamam. Artı m gelecektir. Düzeltiyorum. Bu ne oldu değerli arkadaşım? X eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. 5 artı m. Şimdi bu nedir? R karedir. Doğru mu? E bunun sıfır olması lazım. Yani şunun sıfır olması lazım bu ifade sıfır olacak. O zaman m eşittir. Eksi beş bulunacaktır. Çünkü çemberin yarı çapı belirtmeyecek değil mi? Nokta belirtecek. Yarı çapı sıfırdır. Düzeltiyorum. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? M e seçenedir. İstersen de d kare artı e kare eksi 4 f eşittir 0 yapabilirdin. Yani d nedir? d dediğimiz ifade eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. e dediğimiz ifade nedir? 2. 2'nin karesi 4. Eksi 4 f dediğimiz ifade artı 4 m yapar. Eşittir 0'dan M işte. Buradan da eksi 5 olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. Geldik 6. sorumuza. Çemberinin iki Çemberinin 2 birim uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yer denklemi. Bu geometrik yer denkleminin çember olduğunu bir standart sorularda da benzer bir örnek çözmüştük. Pardon ÖSYM sorularında. Şimdi tekrar anlatalım. Tekrar çözelim. Merkezimizin koordinatı hemen denklemi düzenleyelim. x kare artı 6 x yarısının karesi artı 9 artı y kare eksi 2 y yarısının karesi 1 eşittir. Bu tarafta eksi 6 vardı değil mi? 6'yı bu tarafa atarsak eksi 6. 9 bir daha 10. 10 eklersek 6 çıkarsa 4 kalır. Yani x artı 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 2'nin karesi. Şimdi bu o zaman bizim genel büyük çemberimizin yani siyahla gösterdiğimiz çemberimizin merkezi ee, merkezi eksi 3'e 1 ve yarı da 2. O yüzden ikinci bölgede çizdik. Tamam yarı çapımız 2, 1. Şimdi diyor ki. Bu çemberinin diyor iki birim uzundaki kirişlerden bahsediyor. İki birim uzundaki kirişler. Al sana iki birim uzundaki kiriş çizmişiz işte. E buradan da çizebilirdin. İki birim uzununda. E bunu da çizmişiz. E buradan da çizebilirdin. Yani bu şekilde sınırsız sayıda kiriş çizebilirsin. Ve bu kirişler hep bir çember şeklinde bir noktaya teğet olarak değecektir değerli arkadaşım. Buralara değecektir. Anlatabildim mi? Buraları değecektir. Ha, farz edelim ki biz birisi üzerinden işlem yapalım. Burayı birleştirdim. Tamam. Buradan da dik indirdim. Tamam. Şimdi e, değerli arkadaşım çemberimizin yarı çapı 2 birim. Büyük çemberin yarı çapı 2 birim. Tamam. Yani sonuçta aynı merkeze sahip olacaklar. Bu da bir çember belirtecek demiştik. Ve kirişimizin uzunluğu 2 birim uzunluğunda kirişte 2 eşit parçaya bölersek 1 bir birim 1 bir birim olacaktır değil mi? O zaman Pisagor'dan üçgende Pisagor uygularsak burası kök 3 yapacaktır. Yani yani bizden istenen çemberimizin yarıçapı R2 kök 3'tür. Merkezin koordinatları eksi 3'e 1'dir. O da aynı merkezli. Bu da bir farklı bir çember. Dolayısıyla x artı 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir kök 3'ün karesi olacaktır ki seçeneklere şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman doğru cevabımızın e seçeneğinde olduğunu görecek kök 3'ün karesi 3 E seçeneğinde olduğunu göreceğiz. Biraz daha düzgün yazayım. Vallahi bu yazım beni çok mutlu ediyor. <laughs> çok mutlu ediyor. Şimdi şu meseleyi anladın değil mi? Biz burada nereden çizersek çizelim eşit bir uz, bir uzundaki kirişleri çizersek çizelim daima bu şekilde bir çember oluşturacaktır. Gelelim 7. sorumuza. Adım adım ilerliyoruz. X kare artı 2 P1 X Y. Oo X Y. X Y diye bir terim olur mu çemberde yahu? Belirtmez değil mi? Çember belirtebilmesi için P çarpı M'den bahsediyor. O zaman X çarpı Y'nin kat olmayacak dedik değil mi? Kat X kare ve Y kare'nin kat eşit. Ve X çarpı Y'li bir terim olmayacak demiştik. O zaman 2 P artı 1 sıfırdan P eşittir. Eksi 1 bölü 2. Hay hay. Bunu bir yere not aldık. Şimdi tamam Denklemizi yazalım. X kare artı y kare a eksi 2x artı y eksi m eşittir 0. Çember belirtebilmesi için sevgili arkadaşım ne olması gerekiyordu? Delta'nın 0'dan büyük olması gerekiyordu. Doğru mu? Delta'nın 0'dan büyük olması gerekiyordu. Delta büyüktür sıfır. Neydi? D kare artı E kare eksi 4F. O zaman D'miz nedir? Eksi 2'nin karesi 4. E'miz, E'miz nedir? e nedir? Y'nin katsayısı 1. Eksi 4F eksi 4m yani bir dönemde eksi var. 4m eksi. O da büyüktür. Sıfır olmak zorunda. Buradan 4 bir daha 5 mi oldu? 5 evet. Artı 4m büyüktür. Sıfır. Öyle mi bulduk? Dolayısıyla m büyüktür. Eksi 5 bölü 4 oldu. Tamam. m büyüktür. Eksi 5 bölü 4 olarak bulmuş olduk. Şöyle de bir yazalım. Eksi 5 bölü 4. Tamam. Şimdi P'yi de biliyoruz. Eksi 1 bölü 2. İkisini çarparsak M çarpı P koşuluna bakacak olursak değil mi? Bunu her tarafı eksi 1 bölü 2 ile çarpacak olursak M çarpı P o zaman ne olacaktır? Eşitsizlik yön değiştirecek midir? Eksi 1 bölü 2 bir de eksi 1 bölü 2 eksi 5 bölü 4 eksi 1 bölü 2'yi çarparsak 1 bölü 8 olacaktır. Ancak ancak eşitsizlik negatif sayıda çarpıldığı için yön değiştireceğinden dolayı sorucu, e, sorumuzun 5 bölü 8'den küçük olduğu yani sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğu aşikardır. Unutma eşsizliklerde negatif bir sayı çarpar ya da böler isek eşitsizlik yön değiştirir. Gelelim 8. sorumuza adım adım ilerliyoruz. Noktalarından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hay hay. Şimdi bir kere bu noktaları hangisi sağlıyorsa o olabilir diyebiliriz. Ancak bu noktaları bir yazdık. Bak arada 90 derece demişim. Neden? Neden? Bir sor bana neden diye. Şimdi anlatacağım ben sana hiç merak etme. Şimdi tesadüf eseri AB ile BC'nin eğimleri bulalım. MAB Ne yapıyorum ben ya? MAB Nedir? E, 4-0 bölü 0 artı 2 Yani 2 yapar. Peki MBC'ye bakalım. 4-2 bölü 0-4 O da 1-2 yapacaktır. E bunların ikisini çarparsak eksi 1 gelir mi? Gelir. Demek ki eğimleri çarpımı eksi 1 olan doğrular birbirine dik olan doğrulardır. Demek ki burası 90 derecedir. Çember içerisinde çapı gören çevre açı 90 derece değil midir güzel kardeşim? Evet böyle. Dolayısıyla burası çap olduğundan dolayı çap olduğundan dolayı merkezin koordinatlarını bulabiliriz. Eksi 2 4 daha 2. Iki, 2'ye bölersek 1. 0 2 daha 2. Iki, 2'ye bölersek 1. Hay hay yarı, merkezin koordinatları birebir bulduk. Şimdi gelelim yarıçapı bulmaya. E, birisi arasındaki uzaklık yarıçap verecektir. MA'yı bulalım. Nedir MA? Ee, eksi 2 eksi 1 yani eksi 3'ün karesi 9. 2 0 eksi 1'in karesi 1. Tabi bu kök içerisinde. Yani kök 10 oldu. iki, iki nokta arasındaki uzaklığı buldum. Yapsisleri ve ordinatları farklarının kareleri toplamı. Ee, tamam o zaman hemen denklemimizi yazalım. Merkezimizin koordinatları 1'e 1'di. x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir kök 10'un karesi. Buradan x kare artı y kare birinci ilginç harfini iki katı eksi 2x birinci ilginç harfini eksi 2y artı 2 eşittir 10 gelecektir. Ki bunu bu tarafa atarsak şıklara şöyle bir göz gezdirecek olursak hangi seçenektir doğru cevabımız 8. sorumuz Adana mı oluyor? Evet. Bunu bu tarafa atarsak artı 10 diye geçer. Burada eksi 8 kalacaktır değil mi? O zaman 8. sorumuzun da doğru cevabı A seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. Diyor ki bu sorunun benzerini birinci pekiştirmede yani üçüncü pekiştirmede çözmüştük. Bir önceki pekiştirmede. Tamam artı 2 çemberinin x eksenine en uzak A. En yakın y eksenine en uzak noktası B diyor. Hay hay. Ya Standart ÖSYM tarzı soruları da çözmüş olabildik. Tam hatırlamıyorum. Şimdi bir kere bir çemberin merkezini bulalım. Ne dersin? X kare eksi 8 x artı 4 mi diyelim? Yarısının karesi. 4'ün karesi 8'in yarısı 4 karesi 16. Tamam. Artı y kare artı 4 y yarısının karesi 4. Şimdi burada 2 vardı. Bu tarafa atarsak eksi 2 geçti. 16 4 daha 20. 20 eklememiz lazım ama burada eksi 2 var. 18 olacaktır. Tamam. Bu da x eksi 4'ün parantez karesi artı y eksi 2'nin y artı 2'nin parantez karesi eşittir. 3 kök 2'nin parantez karesi olarak bulunacaktır. Yani bizim yarı çapımız 3 kök 2. O zaman bir nokta alıyorum. Merkezimizin koordinatları 4'e eksi 2. O yüzden dördüncü bölgedir. 4. bölgedir. 4'e eksi 2 yani yarı çapımız 3 kök 2. Şuraya 3 kök 2 diyebiliriz. Yani şu noktaya yani bu çemberin x eksenine en uzak noktası değerli arkadaşım en uzak noktası a noktası. y eksenine de en uzak noktası en uzak noktası b noktası oluyor. Değil mi? Diye düşünebilirsin. E sonuçta şurada da alabilirdin. Önemli değil. Aynı şey. Burası tabi burası 90 derece. Burası 3 kök Bu da yarı çap olduğu için 3 kök 2. 3 kök 3 kök 2. İkiz kenar dik üçgenden burası kök 2 katı 6 olacaktır. Değil mi? Bizden istenen şey AB doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diyor. Ne diyor? Merkezin. Tamam. O zaman buraya H diyelim. Alan teoreminden. Değil mi? Ne güzel H yaptım değil mi? H. O zaman alan nedir? 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'dir. Yani alanı. E, i̇ki dik kenarları çarpının yarısı. O da eşittir. 6 çarpı H bölü 2 diyebiliriz. Bunlar birbirini götürür. Şimdi kök 2 ile kök 2 çarparsak 2 yapar. 2 kere 3 6. Bunu götürürsek H eşittir. Oradan 3 birim olarak bulunacaktır ki bizden istenen sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneği olacaktır. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda bakalım bizi neler bekler? ha ne demişiz? Bir doğruya dışındaki noktadan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir demişiz. Doğru. O zaman şuradan dik indirelim. Şöyle indirelim pardon. Tamam. Bu teğetleri biz indirdik. Şimdi o zaman bunların eşit olduğunu söylüyor değil mi? Burası yarıçap çap R. 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 Tamam 6 ise 6 eksi R. O zaman burası 6 eksi R ise burası da 6 eksi R idi. Tamamı 8 idi. Burası R ise burası 8 eksi R. Ki bu uzunlukla eşit olacağı için şu mesafe. Bu da 8 eksi R olur. 6, 8, 13 üçgeninden hipotenüsten burası 10 olacağına göre 10 eşittir 14 eksi 2 R'den R eşittir 2 gelecektir değerli arkadaşım. Bizden istenen sorumuzun doğru cevabı 2 birim yani C seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza. Diyor ki 11. sorumuza antik düzlemde eksi 1'e 3 ve 1'e 0 noktaları veriliyor diyor. PA1, PB2 olmak şartıyla tamam. Bir P noktası alıyoruz. PXY noktası alıyoruz. Evet. İki tane nokta belirtiyoruz. Buraya uzaklık K, buraya uzaklık 2K. Bu noktamızın birisi eksi 1'e 3 A noktası. Öbürü de B noktası 1'e 0. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım. 2 ile çarpalım. Yani iki tane AP AB değil AP eşittir AB e, pardon PB olacak. Şimdi 2 çarpı AP'yi bulalım değerli arkadaşım. Nedir? X artı 1'in karesi iki nokta arasındaki uzaklık artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. PB'yi bulalım. E, kök içerisinde yine x eksi 1'in karesi artı y kare. y eksi 0'ın karesi yani y kare. Her tarafın karesini aldığımız takdirde 2'nin karesi 4 olur ki bu kareler birbirini götürür. Yani açalım denklemimizi. x kare artı e, 2 x artı 1 artı y kare eksi 6 y artı 9. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı ikincinin karesi. O da eşittir. Işte x kare eksi 2x artı 1 artı y kare. Tamam. 4 x kare. 1 x kare giderse 3 x kare kalır. Ee, 4 y kare. 1 y kare giderse 3 y kare kalır. Hay hay. 4 kere 2. 8 x. Tamam. Burada da eksi 2 x var. Bu tarafa atarsak 10 x olur. Şimdi e, gelelim. 4 çarpı eksi 6 y eksi 24 y yapar. Başka orada 24Y yok. 24Y yapacaktır. Tamam. 1, 9 daha 10. 4 ile çarparsak 40. Buradan 1 gelirse 39 yapar değil mi? Artı 39. Eşittir 0. O zaman şöyle bir şıkları göz gez, gezdirdiğimiz zaman sorumuzun doğru cevabı 3x 3 çeker artı 10 x, x 24 y artı 39 yani B seçenidir. Güzel bir soruyla daha karşındayım. Yani burada bir not vermişim. Bu konu kaldırıldı değerli arkadaşım. Yani yani normal müfredatta normalde yok. Nedir? Noktayla çemberin durumları. Demiş ki noktayla çemberin durumlarından kastımız şu. Noktayı çemberin içinde mi dışında mı olup olmadığını nasıl anlarız? Böyle bir çemberde de bu tarafa atarsan fark etmez. Çemberde yerine yazdığımız zaman noktayı eğer R kare buradan büyükse iç bölgesinde R kare küçükse dış bölgesine, R eşitse içinde. Yani üzerinde. Ya bunu bu tarafa atarsak sonuç negatif çıkıyorsa yani şöyle düşünelim. R kare de içinde olmak açık denklem olduğunu düşünecek olursak küçüktür. Sıfır çıkıyorsa çemberin içinde. Bunu içeri attığımızda ee, evet şöyle bakalım. Bunun evet şurada düzeltiyorum. Küçüktür sıfırsa tamam. Burası eğer bunu bu tarafa attığımız zaman Çıkan ifade büyüktür 0 ise dış bölgesinde eşitse bunu bu tarafa attığımız zaman 0'a eşit çıkıyorsa çemberin üzerindedir diyor. Mesela bir şey deneyelim. Örnek veriyorum. Eksi 1'e 1 bir noktasını bunu da bu tarafa atıp deneyeyim. Bak x kare artı y kare eksi 4 eşittir 0. Konuyu anlatmak için sana. Ee, eksi 1'e 1 bir noktasını götürüp bir yazalım, yazalım yerine. Eksi 1'e 1'i yazarsak yerine burası 1 burası da 1. Eksi 2. Eksi 2 ne oldu? küçüktür sıfır oldu değil mi? O zaman negatif çıktığı için nokta çemberin içerisinde. E bu çember zaten 2'ye e, e, merkezi orijin olan ve yarı çapı 2 birim olan çember denklemiydi. E, bu nokta eksi e bir olduğuna göre yani şu çemberi merkezi orijin olan değil mi? Bir çember denklemi diyecek olursak kesinlikle bu B noktası sarı bölgeye geldi. Bak. Ya da şöyle grafiği çizerek de yapabiliriz yahu. Yapabiliriz. Bu Merkezi orijin olan çemberdir o zaman. Ve yarı çapı iki birim olan. Değil mi? Merkezi orijin olan ve yarı çapı iki birim olan yazalım. 2 iki, iki. E, pardon düzeltiyorum. Merkezi orijin yani sıfıra sıfırda ve yarı çapı iki birim olan bir çemberden bahsediyoruz. E, burası da eksi ikiye sıfır. Burası da e, ikiye sıfır. E, eksi bire bir noktasından bahsediyoruz ki o burada yani sarı bölgeye kesinlikle girdi. Mavi gitti. Şimdi devam edelim. Şimdi şuna gelelim. Mesela noktayı burada götürüp yazıyorum arkadaşım. Hangi noktayı? E, 2'ye 2. Yazıyorum bu noktada yerine. 2'nin karesi 4. y kare 4. Eksi 8. Eksi 8. Artı 4. Küçük mü büyük mü sıfır mı ona bakacağım şimdi. E, 4 4 8 gitti. Eksi 4. Küçüktür sıfır. Bu noktada bunu içerdi. Bak, Bu noktada bunu içerdi. Yani anlatalım o zaman. Bu çemberin merkezinin koordinatları nedir dersek değerli arkadaşım ne diyeceksin? Merkezinin koordinatları bu x eksi 2'nin karesi benzerini yaptık. Az önce yaptık. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4. Yani merkezinin koordinatları 2 2 olup yarıçapı 2 birim olan bir çember denklemi. O zaman şu. Teğet. Bak eksenlere teğet burası. Görüyor musun? Yani şu şu çemberden bahsediyoruz. 2. E bizim noktamız 2 2 de dediğine göre o da tam burada içinde 2 ye 2. 2 ye 2 bunu da kapsar. Demek ki bu da sarı bölge, bu da sarı bölge. Hiç diğerine bakmaya gerek yok. İkisi de sarı bölge oluyor. Üçüncüye bakmaya hiç gerek yok. Öbürü de dışarıya çıkıyor. Evet. Demek ki 12. sorumuzda doğru cevabı değerli arkadaşım. Ikisi de sarı bölgeye geldiği için sarı sarı yani D seçeneğidir. Geldik 13. sorumuza. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Diyor ki şekilde x eksenini Tamam. Tamam. Burası 4. Burası merkez olduğu için merkezin koordinatları 2'ye 0'dır değil mi? O zaman bu doğru 2'ye 0 ve 0'a 3 noktasına kestiği için hani eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemini bulurken neydi? x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir 1 diyorduk. Doğru mu? Buradan pay değiştirirsek 3x artı 2y eşittir 6 gelecektir. Şimdi sevgili arkadaşım hatırlarsan eğer eşitsizliklerde Eşitsizliklerde, yani öyle bir nokta alıyorduk. Sonuçta bu doğru, bu doğru bölge iki parça ayırıyor. ya burası ya bu taraf iki parça ayırıyor. Hangi bölge olduğunu bulmak istiyorsak ne yapmamız lazımdı? herhangi bir nokta, bölgede bir nokta alıyorduk, genelde sıfıra sıfır alıyorduk. Mesela sıfıra sıfır alıyorduk. Şimdi buraya eşittir koymuyorum. Ne diyeceğim? Büyüktür, küçüktür. bir Yani büyüktür, büyük eşittir ya da küçük eşittir bilmiyorum. Sıfıra sıfır koyalım bakalım. Sıfıra sıfırı sağlaması gerekiyor, değil mi? Bu taraf olduğu için çünkü. 0 a 0, 6, Yani sıfır ne olacak? Küçük eşittir 6 olacak değil mi? Çünkü eşitlik var. Neden? Düz çizgi. Düz çizgi olduğu için eşitlik var. O zaman sıfıra sıfırı sağlaması için çünkü taralı bölge sıfıra sıfırın olduğu tarafta küçük eşittir 6 olmak zorunda. O zaman birinci doğrumuzun denklemi yani 3x artı 2y küçük eşittir 6 oldu. Seçeneklere şöyle bir göz gezdirelim. A seçeneğinde var olabilir. Bu ee, olamaz değil mi? Eksi altı oluyor tabii ki. Buraya bakalım. Eksi altı büyük eşittir diyor. Olmaz. Tamam. Bu da olabilir. İki seçeneğimiz var şimdi. Büyüktür diyor. Bu da olmaz. Ya Adana ya Bursa. Şimdi devam edelim. Çemberin iç bölgesi. E, değil mi arkadaşım? Burası merkezi sıfıra e, ikiye sıfır olan Çemberin iç bölgesi burası da. Yani küçük eşittir olacak. E, burada büyük eşittir demiş. Olmaz. Küçük eşittir olmak zorunda. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A C, N, Y'dir. Geldik 14. sorumuza. Çemberin yarı uzunluğu nedir? Bu çember denklemi yahu. Hemen açalım. X kare. Ya var ya yazıma hayranım. Hayranım. X kare. eksi e, 2xy artı y kare. Eşittir. Bunu dağıtalım içeriye. E, 4x eksi 6y eksi 2xy. Tamam. Eksi 2xy'ler birbirini götürür. X kare eksi 4x Şimdi göbeğin yarısı 2. Karesi 4. Artı 4. Artı y kare. Onu da başka bir renkle yazayım izninle. Y kare. Bunu bu tarafa geçirsek artı 6y. Yarısı 3 karesi 9. Artı 9. Hmm. Tamam. Şimdi eşittir diyoruz. Çünkü sabit hiç sayımız yok. Bunların hepsini düzenledik. 4 ekledik. 10, 9 ekledik. O zaman 13 ekleyeceğiz buraya da. Değil mi? Dolayısıyla çemberin bu da R kare olmaz mı? Olur. O zaman çemberimizin yarı çapı nedir değerli arkadaşım? Kök 13'tür. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Adım adım ilerliyoruz ve pekiştirme 4'ün son sorusundayız. Şimdi şu denklemimize bir bakalım mı? Bakalım. X kare eksi 4X yarısının karesi 4. Artı Y kare eksi 8Y yarısının karesi değil mi? 4, 16. Hay hay. Şimdi 4, 16 daha 20. Tamam. Burada 11 kalması gerekiyor. O zaman küçük eşittir. E sonuçta burada tabii ki bir 11 vardı. Bu tarafa attık. Eksi 11. Ama 16 ekledik. 4 de ekledik. 20 ekledik. Bir de 20 ekleyeceğiz bir taraftan. 9 oldu. O zaman x eksi 2'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi küçük eşittir. 9 yani 3'ün karesi. O zaman merkezi 2 yarıçapı 4 olan ve e, merkezi 2 4 ve yarıçapı 3 birim olan bir çember denklemi oldu. Çember denklemi oldu. Tamam. Vay, zaten öyleymiş. Ben niye uğraşıyorum? Ha küçük eşittir olduğu için değerli arkadaşım o zaman iç bölge olacak. Bir kere çemberde nedir? Maşallah. O zaman şöyle yaparım ben de. Çemberde neresidir? İç bölgedir. Çemberde iç bir bölgeyi taradık. Onunla beraber x küçük eşittir 1 doğrusu diyor. Şimdi x eşittir 1 doğrusunu da çizelim. Şurada x eşittir 1 doğrusu olsun. 1 doğrusu içinde birden küçük yerleri tarıyorsun. Birden küçük yerleri tararsan şu taraf olacaktır komple. E nerede ikisi çakıştı? Şu aradaki bölgede ikisi de çakışmış oldu. Doğru mu? Şu aradaki bölgede ikisi de çakışmış oldu. Şıkları şöyle bir göz gezdirsek nerede var bu? E D'ni var. D seçeneğinde var. Yani şu bölge komple değil mi? Bu olan, e, bu kesikli çizgi eşitlik olduğu için olamaz. Bu da olabilir ama olamaz. Bu aradaki bölge diyor. Bak bu bölgeler de var sonuçta değil mi? Bu da dış bölge diyor. Çemberin dışı değil. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım bu şekilde pekiştirme 4'ünde sonuna geldik. Artık nedir? Bir nokta ile bir çemberin konumu olan konusunda konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hepinize, sana ve hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kal. thank you